Beşinci bölümde birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri ve eşitsizlikleri ele alıyoruz değerli arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Bakın birinci dereceden. X'in kuvvetleri bir mi? X ve Y'nin kuvvetleri bir. Evet. Peki arkadaşlar iki tane bilinmeyen var. Evet. İşte bu denklemi biz birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem diyoruz. Denklemlerin çözüm kümesi xy ikililerinden oluşuyor arkadaşlar. Yani burada mesela denklemi düşünün bakın. Bu denklemi sağlayan birçok xy ikilisi vardır. İşte bu birçok xy ikilisi dediğimiz noktaların herhangi iki tanesini belirler ve onları birleştirirsek biz arkadaşlar bir doğru çizmiş oluyoruz. Analitik düzlemde bu doğruyu çizmek istersek hemen geldim şöyle analitik düzlemi hatırladım. Dedim ki x'e 0 verirsem y ne olur arkadaşlar? x 0 ise y'nin değeri 3 olur x'in 0 y'nin 3 olduğu noktayı işaretledim. Buraya y'ye 0 verirsem x'in değeri ne oldu? x'in değeri 2 oldu. Geldim y'nin 0 x'in 2 olduğu noktayı işaretledim değerli arkadaşlarım. Şu iki noktayı birleştirdiğim zaman işte 3x artı 2 eşittir 6 doğrusunu elde etmiş oluyorum. Birinci dereceden iki bilinmeyen yani denklem sistemi bakın denklem sistemi diyor. O zaman ne yapacağız? İki veya daha çok birinci dereceden iki bilmeyenin denklem olması lazım. Bakın burada birinci denklem, ikinci denklem. Burada ne oldu sevgili arkadaşlar? Bize iki bilmeyenli bir denklem sistemi vermiş oldu. Peki denklem sisteminde nasıl bir irdeleme gerçekleştirmemiz lazım? Yani nasıl incelememiz lazım ona bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar x'lerin kat sayıları oranı y'lerin kat sayıları oranına eşit değilse bu denklem sistemini sağlayan sadece bir tane xy ikilisi vardır ve bu ikili analitik düzlemde bir nokta belirtir. Yani aslında bu iki denklemin analitik düzlemde belirttiği doğruların bir noktada kesiciler o kesiştiği noktayı belirtir bize. Tamam mı? Eğer biz bunu ortak bir çözüme tabi tutarsak burada bulduğumuz x ve y değerleri aslında çizilen iki tane doğrunun kesişimi olacaktır. Buraya dikkat edin. Örneğin bu denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. X ve Y'lerin katsayıları oranı eşit mi? Değil. O zaman normal bulalım. Ne yapalım? Diyelim ki aşağı 2 ile genişletelim. Neden? Y'yi yok etmek istiyorum bakın. Yukarıya aynen yazdım. 3x artı 4 y eşittir 10 dedim. Aşağı ise 2 ile genişlettim. 10x eksi 4 y eşittir 16. Eşitliğin sağ tarafında çarpmayı unutmayın. Buradan değerli arkadaşlar şunlar gitti. 13x eşittir 26. x'in değeri eşittir 2. Getirip yerine yazdığımız zaman y'nin değerinde 1 olduğunu yakalarız. Demek ki denklemimizin çözüm kümesi sevgili arkadaşlar 2'ye 1 diyoruz. Geldik buraya. Eğer x'lerin katsayıları ile y'lerin katsayıları ve sabitlerin oranı birbirine eşitse aslında bu denklem tek bir denklem belirtir. Yani bu doğrular aynı doğrulardır. Diğer bir deyişle bu doğrular çakışıktır. Bu doğruların sonsuz tane kesişimi vardır. Tamam mı? Her nokta sistemi sağlar. Bu nedenle denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Çözüm kümesi analitik düzlemde bir doğru belirtir diyoruz. Denklemini sağlayan sonsuz çoklukta x'e ikilisi varsa ne olması lazımdı arkadaşlar? Hemen geliyorum x'lerin oranı, x'lerin katsayıları oranı a eksi 6'nın burada x'in katsayısı 1, 1 oranı eşit olmalı. Y'lerin katsayıları oranı burada 1 var bakın burada b var. 1 bölü b eşittir. Bunları her ikisini aynı tarafta düşündüğümüz zaman bakın burası eksi 3 eşittir 0. Burası da artı 1 eşittir 0 şeklinde oldu. Onu da hemen geliyorum. Eksi 3 bölü artı 1 şeklinde yazıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 1 bölü b 1 bölü b eşittir. Sağ tarafta bakın eksi 3 var. Buradan b'nin değeri ne olur? Eksi 1 bölü 3. B değerini buldum. Geldim buraya. A eksi 6 eşittir. Bakın ne oldu? Eksi 3'e eşitti burası. Demek ki a'nın değeri eşittir. 3. A ve b değerleri sırasıyla 3 ve eksi 1 bölü 3 şeklinde olacaktır. Eğer x'lerin kat ile y'lerin katsayıları oranı eşit fakat sabitler oranı eşit değilse bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü sevgili arkadaşlar bu doğrular birbirine paraleldir ve paralel doğrular kesişmez. Diğer bir ifade şekli ise şöyle olur. Denklemini sağlayan bir sayı ikilisi yoktur. Sistemin çözüm kümesi boş kümedir ifadeleri şeklinde olacaktır. Tamam mı? Yani bu ifadeleri kullandığı zaman siz x'lerin ve y'lerin katsayıları oranlarının birbirine eşit, sabitlerin ise eşit olmadığını bilmeniz gerekiyor. Geldik birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklem. Bakın hepsi birinci derece. Yani x kare, y kare, z kare gibi şeyler yok. Ama x, y, z gibi 3 tane bilinmeyen var. İşte biz bu denkleme de birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklem diyoruz. Bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar x, y, z üçlülerinden oluşur. Yani 4 bilinmeyenli olsaydı dörtlülerden oluşacaktı. Öyle düşünün. Bu üçlüler uzayda bir nokta belirtir. Bu üçlüler uzayda bir nokta belirtir. Dikkat edin. Eğer bu denklemden 2 veya daha fazla alınırsa birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklem sistemini elde etmiş oluyoruz. 2 ya da daha fazla alınırsa ne yapıyormuşuz? birinci dereceden 3 yani denklem sistemini elde ediyoruz. Yine arkadaşlar bu denklemi çözmek için kullandığımız yok etme metodu, yerine koyma metodu, karşılaştırma gibi metotlar vardır. Bunların herhangi birini kullanabiliriz. Ama biz gene itibariyle yok etme metodunu kullanıyoruz. Az önce kullandığımız gibi. Şimdi sıradaki soruda arkadaşlar bakın ne var? 3x artı 7'ye eksi z eşittir 10. 2x eksi 2'ye artı 6 z eşittir eksi 25. Bizden istenilen ne? x artı y artı z toplamı. Şimdi ben bunu nasıl elde edebilirim diye düşünüyorum. Ve aklıma şu geliyor. Diyorum ki ya ben bunu alt alta toplarsam ne oluyor Bir bakayım. Toplayalım. 3x 2x daha 5x artı 5 7y eksi 2y daha 5y eksi z artı 6z daha 5z değerini elde ediyorum. Eşittir eksi 15. Şimdi ben 5 parantezini aldığım zaman değerli arkadaşlar x artı y artı z eşittir eksi 15. Sadeleştirdiğim zaman x artı y artı z değerini eksi 3 olarak elde ediyorum. Şimdi geldik. Sevgili arkadaşlar birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliklerin genel formu ne şeklindedir? Bakın eşitsizlikleri de bu şekilde verirler. ax artı by artı c şeklinde ikinci dereceden bir bilinmeyen pardon birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler verilir. Bunlardan arkadaşlar ne yapılır? Bizden çözüm kümesini bulmamız istenir bu şekildeki denklemler verilecek bize. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesini bulmak için ax artı by artı c eşittir 0 denkleminin doğrusunu çiziyoruz. Bu doğrunun belirttiği bölgelerden biri eşitsizliğin çözüm kümesidir. Bu bölge iki türlü belirlenebilir. 1. Bir, bölgelerden birine ait bir tane nokta alırız. Ve bu eşitsizlikte yerine yazarız. Eşitsizlik sağlanıyorsa noktanın bulunduğu bölge sağlanmıyorsa diğer bölge eşitsizliğin çözüm kümesi. Örneğin bakın. Şöyle bir grafik çizdiniz. Buradan bir tane nokta aldınız. Diyelim ki bu ne oldu? 5'e 7 noktası. Bunu getirip denklemde yerine yazdığınızda sağlıyorsa evet burası sağlıyor. Sağlamıyorsa demek ki eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdaki taraf olacaktır. Unutmayın. İkinci yol şu. Y eşit refix bölgesi Y eşittir fx eğrisinin üst bölgesidir. Küçük olan bölge ise arkadaşlar alt bölgesi. Yani bu eğrinin alt bölgesi olur. Burada şuna dikkat etmek lazım. Eşsizlikten y değerini çekiyoruz. y büyüktür fx olursa grafiğin üst bölgesi. y küçüktür fx daha doğrusu x ile fx demeyelim de. Gerçi fx de doğru bir ifade olur. x'e bağlı denklem. Burada arkadaşlar x'e bağlı denklemden küçük olursa grafiğin alt bölgesini tarıyoruz. Taranan bölge bizim çözüm kümemizdir. Eğer bu eşitsizlikte büyük eşittir ya da küçük eşittir varsa arkadaşlar doğrunun grafiği de çözüme dahil olacaktır. Bundan dolayı doğrunun grafiği sürekli bir çizgi olarak çizilir. Yani benim az önce çizdiğim çizgi gibi bakın şu çizgi gibi. Eğer dahil olmuyor olsaydı bunu şöyle çizmemiz lazımdı bakın nokta 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 şeklinde çizmemiz gerekiyordu doğru için. Tamam mıyız? Eşitsizlik büyük ya da küçük ile kurulmuşsa doğrunun grafiği çözüme ait değildir. Doğrunun grafiği ne olması gerekiyor? Kesikli çizgi az önce belirttiğimiz gibi. Şimdi geldik buraya. Şimdi arkadaşlar diyorum ki x'e ben 0 verirsem bu denklemde x'e 0 verirsem 0 ise ne oldu? Yerine yazdığımız zaman 3 eksi pardon 3 diyorum 3 kere 0 0 yapar değil mi pardon 0 eksi y eksi 6 eşittir 0 y değeri buradan eşittir eksi 6 mı oldu y değeri eşittir eksi 6 y eşittir 0 olursa bakın 0 eşitleyerek denklemi çözüyorum 0 ise 3 x eksi 0 eksi 6 eşittir 0 x buradan eşittir 2 şimdi bakın hemen şöyle geldim denklemi çiziyorum Öncelikle Bakın x noktasını nerede kesecek? 2'de. Y değerini eksi 6'da kesecek. Eşitlik var mı? Var. O zaman ne yapıyorum? Düz bir çizgi çiziyorum. Kesikli çizmiyorum. Şöyle çizdim. Şimdi üst kısmımı tarayacağım. Alt kısmımı tarayacağım. Bunun için arkadaşlar hemen buradan atıyorum. Bir tane nokta aldım. 0'a 0 noktasını aldım. 0'a 0 noktasını aldığım zaman yerine yazdığımda denklem sağlanıyor mu? Bakalım. 0 eksi 0 eksi 6 büyük eşittir 0 Sağlamıyor. Demek ki arkadaşlar ne olması lazım? Alt kısmı taramamız gerekiyor. Şöyle tamam mıdır? Eğer sağlıyor olsaydı yukarı doğru tarama işlemi gerçekleşecekti. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşsizlik sistemi. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşsizliklerden aynı anda aynı değişkenlere bağlı olmak şartıyla iki tane ve daha fazla verilirse eşitsizlik sistemi elde edilir. İki tane denklem verilirse. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak için her bir eşitsizliğin çözümü ayrı ayrı analitik düzlemde taranır. Bak şimdi iki tane diyelim ki çözüm var. Bir tanesi bu diyelim ki üst kısmını taraftırıyor Bir tanesi de şöyle bir şey olsun. Bu da diyor ki bize alt kısmını taraftırıyor Kesişim olan yer şurası olduğu için arkadaşlar çözüm kümesi buradaki ortak bölge olacaktır. Tamam mı? Y eşittir 4x artı 10. Öncelikle bu denklemi bir yazalım. Sevgili arkadaşlar y eşittir 4x artı 10 olduğu zaman x yerine ne yazıyoruz? Şöyle eksi 5 bölü 2 mi? Y eşittir 0 diyoruz. Bakın sırayla gidelim hadi. Hatta x'ten başlayalım. X eşittir 0 ise y eşittir 10. Y eşittir 0 ise x eşittir eksi 10 bölü 4 o da eksi 5 bölü 2 yapar. Şimdi ben bir Grafik çiziyorum değerli arkadaşlarım. Grafik üzerinde gösterdim. Şöyle grafiğimi çizdim. X'in ne olacak değeri? Hemen geliyorum. Eksi 5 bölü 2. Diğeri de 10. Hemen şöyle bir doğrum çiziyorum. Şöyle bir şey. Geldim çizdim buraya. Ne demiştim? Eksi 5 bölü 2. X değeri Y değeri de 10. Güzel. Şimdi diğerine bakalım. Bu doğru. Dikkat edin. Direkt doğru denkleme. Burada bir eşitsizlik var. Diyorum ki burada x'i sıfıra eşitlersem şu denklemde onu da mavi kalemle yazayım. X eşittir 0 ise Y'nin değeri ne oldu? Y'nin değeri eksi 40 bölü 3. Y eşittir 0 ise X'in değeri eksi 20 oldu. Bakın. Eksi 20. O zaman şunu da gelelim. Eksi 20 eksi 20 eksi 40 bölü 3. Şurada bir yer olsun hadi. Eksi 40 bölü 3. Şimdi bunu bir çizelim. Bunu da kırmızı ile çizelim. Şöyle bir şey olsun hadi. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun altında mı üstünde mi bir nokta tarayacağız? Bakın sıfıra sıfır yerine yazdığınız zaman üstünde değil mi? Yani o zaman geliyoruz diyoruz ki hocam bunun üstündeki kısmı tarayacağız. Sıfıra sıfır. Sağolun. Şöyle bakın. Tabi çok düzgün olmadı ama şöyle biraz düzgün çizmeye çalışalım. Şöyle bakın. Dahil. Şöyle şu kısmı taramamız gerekiyor. Tamam mı? Şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kısmı taradım mı? Taradım. Çok güzel. Bana ne diyor? X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini ve bu X değerine karşılık gelen Y değerini bulalım. Şimdi burada X'in alabileceği en küçük tam sayı değer nedir sevgili arkadaşlar? Şu bölgede dikkat edin. X'in alabileceği en küçük tam sayı. Çünkü çözüm kümesi şurası olacak bakın. Doğru mu? Çözüm kümesi buranın tamamı bakın. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri, pardon, kesişimleri Eşsizlik değildi Dikkat edin. Çözüm kümesi bu sarı alanın tamamı ve bu doğrunun kesiştiği nokta. He, şimdi bak. Kesiştiği bir nokta varsa madem bu. Şu noktada arkadaşlar benim alabileceğim dikkat edin kesiştiği şu nokta şu doğru üzerinde bir nokta olması gerekiyor. Doğru mu? Her iki denklemin kesişmesi için. He, o zaman diyorum ki bu doğru üzerindeki tam sayı ne olabilir? En küçük tam sayı. Eksi 5 bölü 2'den küçük. Ne olacaktır bakın burada? Eksi 2 değeri mi olacaktır? Güzel. O zaman geldim. X'in alabileceği en küçük tam sayıdır. Eksi 2. Buna karşılık Y'nin aldığı değer de 2 olacaktır diyoruz. Eksi 2, 2 noktasıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Şuraya dikkat edin lütfen. Burada değerli arkadaşlar. Burada ikisi de eşitsizlik sistemi olmadığı için bir bölge alamadım. Mecburen aslında bu ikisinin kesiştiği yer ben şöyle daha farklı bir renkli kalemle göstereyim bakın. Kesiştiği yer şu. Yani aslında şu doğru üzerindeki şuradan itibaren başlayacak şekilde şu doğru üzerindeki bütün noktalar bizim cevabımızdır diyoruz. Tamam mı? Ve bunu da sağlayan sevgili arkadaşlar şu doğru üzerindeki noktalar olacak. Eksi 5 bölü 2'den küçük nokta ne vardır? Eksi 2. Onun için eksi 2 değerini alıyoruz. En küçük tam sayı değeri için. Sıradaki soruda ne diyor? Eşitsizlik sisteminin çözüm bölgesini çizelim. Peki çözüm bölgesini çizmek için bunları da bu tarafa atayım. Bakın ne olur bu? Şöyle y eksi x eksi 2 küçüktür 0. Bu denklemi de şöyle yazmış olduk. Bunu bir şöyle bir silelim. Şunu daha güzel yazalım. Şimdi bu denklem için arkadaşlar 0 eşit olduğunu düşünüyoruz. x eşittir 0 dediğimiz zaman y eşittir 2 çıkacak. Bakın buraya eşittir 0 gibi düşünüyorsunuz. y eşittir 0 dediğiniz zaman x eşittir eksi 2 çıkacak. Şimdi ben hemen şöyle bölgemi çizersem şöyle çizeyim bakın. Çizdim. Bu ne olacak? Hangi noktalardan geçecek sevgili arkadaşlar? 0'a 2 ve 0'a eksi 2. Yani şöyle şu noktalardan geçecek. Doğru mu? Bakın burası 0'a pardon eksi 2'ye 0 noktası. Burası da 0'a 2 noktası. Şimdi buraya geldim. Şu denklem için arkadaşlar. x yerine 0 verirsem y'nin değeri 1 y yerine 0 verirsem x'in değeri de 1 olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen geliyorum. 0'a 1 1'e 0 yani şöyle şu noktalardan geçecek. Onu da kırmızıyla çizelim şöyle. Bakın şöyle çizdim. Süper. Buradaki hemen 1'e 1 olarak işaretliyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım bu denklemi sağlayan değer. Burada mesela bakın 3 0'a 3 noktası var. Yerine yazdığınızda sağlıyor mu? 0'a 3 nokta sağlamıyor. Demek ki mavi bölge için aşağı kısmı taramamız lazım. Ve eşitlik olmadığı için bakın şöyle çiziyorum. Şunu da tekrardan göstereyim. Eşitlik olmadığından dolayı benim aslında bu doğruyu şöyle çizmemem lazımdı. Bunu kesikli kesikli çizmem lazım. Şöyle gösterelim. Tamam mı? Şunu şöyle kesikli kesikli çizmemiz gerekiyordu. Tamam güzel. Şimdi o zaman devam ediyorum. Diyor ki bu aşağı kısım. 1'e şu doğruya bakın. Bir bir noktasından geçen doğru. Burada iki noktasını alalım. Sıfıra iki noktasını alalım. Yerine yazdığımızda sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki burada da üst kısmı taramamız gerekiyor. Her ikisinin kesiştiği bölge bakın ne olacaktır? Şuradaki bölge olacaktır diyoruz. Ha, bazen şu kesim noktasını da bilmemiz gerekiyor. Eğer öyle bir şey karşımıza gelirse bu kesim noktasını nasıl bulacağız ona bakalım. Kesim noktasını şöyle buluyorsunuz arkadaşlar. Şurasını attınız y eksi x eşittir 2 denklemini aldınız. Burada da attınız diğer tarafa. x artı y eşittir 1 denklemini aldınız. Alt alta topladınız bakın. 2'ye eşittir 3, y eşittir 3 bölü 2, x eşittir eksi 1 bölü 2 olacak yerine yazdığınız zaman. Demek ki buradaki nokta eksi 1 bölü 2, 3 bölü 2 noktasıdır. Ki bu nokta da sizler için önemlidir değerli arkadaşlar. Analitik kısmında zaten bunu çok fazla görürsünüz geometride. Evet değerli arkadaşlarım bu bölümümüzü de bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.